Arıların başının iki yanında duyargaları vardır. Bunlar koku almaya, dokunmaya yararlar. Başlarının iki yanında ayrıca iki iri gözleri vardır. Bunların her biri 7000'e kadar küçük gözden meydana gelmiştir. Büyük iki göze sahipmişler gibi görünseler de aslında arıların 5 gözü vardır. O büyük iki gözün arasında arıların ışık yoğunluğunu yorumlamalarında yardımcı olan 3 gözleri daha bulunur. Arı gözünün insan gözüne göre bir üstünlüğü daha vardır. Bizim algılayıp göremediğimiz ultraviyole ışınlarını görebilirler. Sinek veya ev sineği diye adlandırdığımız türün 4000 küçük gözü bulunuyor. Bu gözlerin her biri tek bir göz gibi işlev görüyor ve aynı noktalara odaklanıyor. Görülen nesneler beyinde anlamlı hale getiriliyor. Bu küçük gözler sayesinde arkalarını da görebiliyorlar. Görüş algıları hep ağır çekimdedir. Dünyayı bu şekilde görmektedirler. Bu kalemunun çok uzun bir dili vardır. İki gözünden her biri kendi kendine hareket edebilir. Tek başına birbirinden bağımsız hareket edebilen gözleri konik bir kas yapısının içindedir. Ve böylece 1800'lük bir açıyla öne, arkaya ya da tam aşağıya bakacak şekilde dönebilir. Çevredeki böceklerden bir gözünü ayırmazken diğer gözüyle de gelebilecek tehlikelere karşı sürekli kendini korur. Balıkların yaşadığı dünya bizimkinden çok daha karanlıktır ve daha düşük ışıklarda görme yeteneğine sahip olmak zorundadırlar. Bizler 400 nanometrenin altını göremeyiz ama balıklar 100 nanometreye kadar rahatlıkla görebilir. Türler arasındaki görme yeteneği yaşadığı derinliğe göre değişiklik göstermektedir. Balıklar suda daha net görmek için daha büyük bir göz merceğine sahiptir. Işık suda daha fazla kırıldığından bu özellik ona daha net görüş sağlar. Balıklar aynı anda birden fazla görüntü görebilirler. Ancak bu durumda mesafeyi tam ayarlayamazlar. Başının ön bölgesinde kesişen görüntülerdeki iki göz aynı hedefe odaklanır ve mesafe tespiti net yapılır. Çok insanın ciddi anlamda fobisinin olduğu, görmeye bile dayanamadığı bir hayvan türü. İçimizde yaşattığımız korkuların vücut bulmuş hali. Yılanların görüş mesafesi yaklaşık olarak 2,5 metredir. İlerisini sadece kobra gibi başını yukarıya doğru kaldırabilen yılanlar görebilir. Yılanların göz kapağı yoktur. Gözün ön kısmında gözü tamamen örten saydam bir tabaka vardır. Bu sebepten ötürü gözü sürekli açık görünür. Dünyayı görüşü ise böyledir. ...160'ı aşkın farklı at türü bulunmaktadır. Arap atları en saf ırk olarak kabul edilir. Şimdiye kadar kaydedilen en hızlı yarış atı saatte 88 kilometre hıza ulaşmıştır. İnsanlarda 4 farklı kan grubu bulunurken bu sayı atlarda 8 tanedir. Evcilleştirilmiş atların ortalama ömrü 25 yıldır. Atlar iki kör nokta dışında 360 derece görüşe sahiptirler. Bu kör noktalar tam ön ve arkalarıdır. Bir at hiçbir zaman burnunun ucunu göremez.